Efendim, sizinle bir genç görüşmek istiyor. Nasıl bir genç? Tanımıyorum efendim. Galiba yazıhaneye ilk defa geliyor. Mühim bir mesele hakkında sizinle görüşeceğini söyledi. Gelsin. Avukat İzzet Bey'le müşerref oluyorum, değil mi? Avukat İzzet benim. Benim ismim de Rıdvan Şaner. Sorbon talebesiyim. 15 gün evvel tahsilimi yarım bırakarak Paris'ten geldim. Sizinle mühim bir mesele hakkında görüşmek istiyorum. Pekala efendim, buyurun oturun görüşelim. Bir dostun tavsiyesiyle mi bana müracaat etmiş bulunuyorsunuz efendim? Hayır, yoldan geçerken tabelanızı gördüm, içeri girdim. Ya öyle mi? Demek davanız pek o kadar mühim değil. Muayyen bir avukatı aramadığınıza göre. Zaten davam yok ki mühim olsun. Sadece size bir şey sorup gideceğim. Sadece bir şey sorup gidecek misiniz? Evet. Şu halde refikamdan birkaç dakika için bizi yalnız bırakması için ricada bulunayım. İhtimal soracağınız şey... Hanımefendi refikanız demek. Evet. Rahatsız olmalarına sebep yok hanımefendinin. Soracağım şey gizli değil. Yanında söyleyebilirim. Sizi dinliyorum. Beni 6 ay müddetle bir hapishanede alıkoyabilecek bir suç işlemek için bana yol göstermenizi istiyorum sizden. Lütfen müşkülümü halledin, borcum neyse öderim. Efendim, biz her nasılsa bir suç işleyip, bilahire bu işlediği suçtan derin bir nedamet hissi duyarak, israba düşen vatandaşların israflarını mümkün olduğu kadar azaltmak, hafifletmek gayesiyle bu yazıhaneleri açmış bulunuyoruz. Yoksa namuslu vatandaşlara suçun nasıl işleneceğini öğretip, onları suç işlemeye teşvik etmek maksadıyla değil. Doğrusu hayatımda ilk defa böyle garip bir teklif karşısında kalıyorum. Affedersiniz efendim. Galiba maksadımı iyice izah edemedim. Ben buraya, beni bir suça teşvik edin, bana kötü bir şey yapılacak yol gösterin de, o yol üzerinde hayasızca kollarımı sallaya sallaya yürüyeyim diye değil, bilakis beni 6 ay müddetle bir hapishaneye göndererek, ömrüm boyunca hapishaneden kurtaracak bir çare bulun diye geldim. Bilhassa şu günlerde hapsedilmezsem, bütün hayatım müddetince hapisten kurtulamayacağıma emin bulunuyorum. Rica ederim yardım edin bana, talimi deneyeyim. İntikam almak maksadıyla birini öldürmekten mi endişe ediyorsunuz? Hayır. İntikam almak maksadıyla bir adam öldürecek kadar basit bir insan değilim ben. Belki başkalarının sizi öldürmelerinden çekindiğiniz için nefsinizi muhafaza altında bulundurmak istiyorsunuz. O da değil. Çünkü iyi bilirim ki insan kendisini ancak kendisi koruyabilir. Yoksa bazı kimselerin sizi büyük bir suça sevk etmelerinden mi korkuyorsunuz? Korkmam ben kimseden. Beyhude uğraşma İzzet. Delikanlının söylemek istediği şeyi dur ben sana açıklayıvereyim. Bir kadını seviyor bu delikanlı ve sevdiği kadının aşkından kurtulabilmek için hapishaneye girmek istiyor. Öyle değil mi? Doğru söylemiyor muyum? Bu işi sevdiğiniz bir kadının aşkından kurtulmak için yapmak istemiyor musunuz? Haklısınız hanımefendi. Kadınlar kendilerine ait şeyleri hisleriyle o kadar çabuk keşfediyorlar ki. Evet, bir kadının aşkından kurtulmak için hapishaneye girmek istiyorum. Demek kötü ruhlu bir kadına tutuldunuz. Ruhunu anlamış değilim tutulduğum kadının. Zaten hangi erkek sevdiği kadının evvela ruhunu tanımaya kalkar? Hapishaneye girmekten, suç işlemekten başka çareniz yok mu? Ne gibi mesela? Mesela, ne bileyim, memleket içinde bir seyahate çıkmak. Yahut hemen bir izdivaç yapmak. Veyahut... Hayır, ne seyahate çıkabilirim ne de izdivaç yapabilirim artık. Yapabileceğim tek şey bir tayyare parası tedarik edip derhal Fransa'ya dönmektir. Dönünüz o halde Fransa'ya. İşte o zaman mahvolurum. Bu akşam bizimle beraber yemek yemeyi kabul eder misiniz? Eğer sizce bir mahsur yoksa soframızda bulunmanızdan hem kocam hem de ben çok memnun olacağız. Duyduğunuz ıstırap, içinde bulunduğunuz müşkül durum beni çok ilgilendirdi. Bu gece üçümüz bir masanın etrafında toplanarak dertlerinizle, ıstıraplarınızla meşgul olalım. Belki bu işe bir çare buluruz. Fakat sizi rahatsız etmekten korkarım. Rahatsız olacağım hareketi yapmak adetim değildir benim. Sizinle beraber bulunmaktan hoşlanacağımı tahmin etmemiş olsaydım davet etmezdim sizi bu akşam. Fakat Nevzat, ben geç vakte kadar burada kalmaya mecburum. Müvekkillerimle görüşecek bazı mühim işlerim var. Sen gene müvekkillerinle görüşürsün İzzet. Biz seni bekleriz evde. Çıkıyor muyuz? Geliyor musunuz? Madem ki istiyorsunuz, peki. Şimdilik Allah'a ısmarladık İzzet. Bizi fazla bekletme yemeği. Thank you.
söyleyin. Şimdi nereye gidiyoruz? Çay içmeye gideceğiz. Çay içmeye mi? Evet. Hayır, gitmem ben. Niçin gitmeyecekmişsiniz? Sebep ne? Sebebi gayet basit. Sizin gibi şık, zengin bir kadınla herhangi bir lokale girecek kadar cebimde param yok. Paranız mı yok? Evet, onun için gitmek istemiyorum. Sizin yoksa benim var. Söyleyin, nereye gidelim? Hanımefendi, henüz ben bir fincan çay içmek için haysiyet ve şerefini satılığa çıkaracak kadar mahvolmuş bir adam değilim. Ama delikanlı, unutma ki gururun fazlası da ahmaklıktır. Azı da zillettir hanımefendi. Zelil olmaktansa sefil ve ahmak olmayı tercih ederim. Pekala, o halde eve gidiyoruz. Ev nerede? Çamlıca'da. Ne kadar ıssız, ne kadar tenha bir yer. Civarda tek bir köşk bile yok. Nasıl tahammül ediyorsunuz bu sessizliğe? Korkmuyor musunuz burada oturmaya? Benim dünyada en çok sevdiğim şey sessizlik, en çok nefret ettiğim şey de korkaklıktır. Hayatımın en güzel, en heyecanlı günlerini burada yaşıyorum. Nasıl, beğendiniz mi koruma tertibatımızı? Görüyorsunuz ya, benden izin almadan bu kapıdan geçmek için ellerinde makineli tüfeklerle bir manga asker lazım. Çok güzel bir salon. Demek kocanızın işleri iyi gidiyor. Bir hayli para kazanan zengin bir avukat öyleyse. Para kocamın değil, benim. Elimizde müştereknemiz varsa yalnız benim malımdır. Ve benim paramla alınmıştır. Demek kocanızın hiç parası yok. Parası yok ama buna mukabil mühim bir mesleği, değerli bir kafası var. Meslek ve kafa bir banka defteriyle desteklenmedikçe erkeğin parasızı, kadının sadakatsizi gibidir. Beş para etmez. Yemekten evvel bir aperatif almak istemez misiniz? Kocanız ne vakit gelecek acaba? Eğer geç kalacaksa... Ne olur geç kalırsa? Hiç. Belki erken dönmem icap eder. Geç kalırsa biz oturur yemeğimizi yeriz. Söyleyin rica ederim, bir şey içmeyecek miyiz? Bir vodka içerim öyleyse. Şimdi söyleyin bana. Sizi bu büyük aşkınızdan kurtarıp tekrar hayata iade edebilmem için ne yapmamız lazım gelecek? Bunu bilmiş olsaydım, peşinize takılarak ta buralara kadar sizden şefkat ve yardım dilemeye gelir miydim? Rıdvan Bey, ben şefkat ve yardım vaat etmeden de peşime erkek takıp getirebilecek çağda bir kadınım. Kendinizi müdafaa ederken karşınızdakine hakaret etmeyiniz. Belki de yakışıklı bir erkek oluşunuz hoşuma gitti, yardımım dokunur diye alıp getirdim buraya sizi. Yoksa... Vodkanız sek mi olsun yoksa limonlu mu? Yalnız limon suyu koyun. Buyurun. Önce hanımefendiye ver. Hanımefendi vodka içmezler. Ne içiyorsa onu hazırlayıp verin öyleyse. Hanımefendinin misafiri varken içki kullanmak adeti değil. O halde kadehi bırakın tepsiye. Ben kendim alırım. Emredersiniz. Durmayın burada, gidin. Lazım olduğu zaman çağırır sizi. Ne sevimsiz bir uşak bu böyle. Niçin kadın hizmetçi kullanmıyorsunuz? Kullanma. Neden? Kadınlar kadınlara hizmet etmesini bilmezler de onda. Tuhaf şey. Demek burada çalışanların hepsi erkektir.
Ve hepsi de böyle adeta seçilmiş gibi insana kasvet ve korku verecek kadar çirkin insanlardır, öyle mi? Erkeğin güzeli çirkini değil, sadece kuvvetlisi ve işe yarayanı aranır. Ne garip, ne tuhaf adetleriniz var. Anlaşılması o kadar güç bir kadınsınız ki siz. Anlaşılması güç kadın, anlaşılması kolay kadından daha iyidir. Her değer ona sarf edilen emekle ölçülür. İçelim delikanlı. İnsanlar ne kadar kendilerini unutabilirlerse o kadar mesut olurlar. Uşağınız hani sizin misafir yanında içki içmek adetinde olmadığınızı söylemişti. Adetlere bağlanarak hayatın bana vereceği zevklerden mahrum kalacak kadar budala bir kadın değilim ben. Adetler bana değil, ben adetlere hakim oluyorum ekseriye. Madem ki şu anda arzu ediyorum, içmeliyim. Durun Rıdvan Bey, yaklaşmayın pencerelerin yanına. Fakat anlamıyorum hanımefendi. Benim pencerelerden dışarı bakmamda ne mahsur olabilir? Çok şey soruyor ve çok şey öğrenmek istiyorsunuz. Olmaz diyorum size, işte o kadar. Ne var, ne istiyorsun? Beyefendi, ani ve mühim bir işi çıktığı için yemeğe gelemeyeceğini telefon etti. Özür diliyorum efendim. Gidebilirsin. Şu halde sizi bu gece ağırlamak vazifesi bana düştü. Buyurun yemeğe. Madem ki kocanız yemeğe gelemeyecekmiş, o halde müsaade edin de ben gideyim. Delikanlı, sizi alıp evime getirdiğim için zevklerine, arzularına mağlup hafif meşref bir kadın mı zannediyorsunuz beni? Bir ordunun ortasında kalsam bile, eğer arzu duymuyorsam gene kimse elini uzatamaz bana. Gelin de yemek yiyelim. Hayır hanımefendi, yemeğe kalamam. Müsaade ederseniz gideceğim. Bana bakın. Siz bir kadının sizden nefret edeceği kadar inatçı ve mağrursunuz. Söyleyeyim de arabayı hazırlasınlar. Yok, zahmet etmeyin hanımefendi. Ben giderim. Bir kadını bir pastaneye götürecek kadar cebinde parası olmayan bir erkeğe gecenin bu vaktinde hadi git şimdi başının çaresine bak demek insafsızca bir hareket olur. Beni takip edin. Beyhude geldiniz buraya kadar hanımefendi. Vapur yok bu akşam. Her tarafı sis bastı. Galiba sabaha kadar da işlemeyecek. Yalnız araba vapurları mı işlemiyor? Diğer vapurlar işliyor mu? Hayır, hiçbir vapur işlemiyor. Görülmemiş müthiş bir sis var denizin üzerinde. Bir kadınla bir erkek birbirlerinden nefret etmeyecek kadar dostsalar, aralarında çıkan hadiselerde daima af talep etmek vazifesi kadına düşer. İnat etmeyin artık, gidelim bize. Bu gece bizde kalırsınız. Fakat nasıl olur efendim? Belki kocanız bu akşam hiç gelmeyecek. Gelmesin, ne olacak? Sizi bu gece bırakmayacağım. Bırakırsam eğer bir felakete uğrayacağınızı hissediyorum içimde. Bana hanımefendi deyip durmayın rica ederim. İsmimi söyleyin yalnız. İsminizi bilmiyorum ki hala. Benim ismim Nevzat. Bu bir erkek ismi değil mi? Erkek ismi de olabilir, kadın ismi de. Hem madem ki ben taşıyorum. Kadın ismidir. Ne var, ne istiyorsun? Müsaadenizle misafire odasını göstereyim. Çık dışarı. Seni ne zaman çağırırsam o zaman gelir, ne yapmanı emredersem onu yaparsın. Fakat hanımefendi... Çık diyorum sana, işte o kadar. Pekala, çıkıyorum. Ne biçim uşağınız var sizin? Uşak mıdır yoksa bu evin sahibi mi? Anlayamıyorum nasıl tahammül ediyorsunuz. Küçük yaştan beri yanımızdadır. Bilhassa bana karşı derin bir sevgisi ve saygısı vardır. Rica ederim efendim. Sevgisi de saygısı da onun olsun. İnsan sadıktır diye bir çoban köpeğini de evinin içine alamaz ya. Çoban köpeğinden daha sadık ve bilhassa daha kuvvetlidir. Ona akrep kuyruğu deriz.
kurt gibi cesur, yılan gibi insafsızdır. Gelin benimle, yatacağınız odaya götüreyim sizi. Söyleyecek daha çok şeyler var. Fakat kullanılmamıştır. Size belki dar gelecek ama zarar yok, ne yapalım? İdare edersiniz. Banyo dairesi bu tarafta. Burası da benim yatak odam. Eğer uyuyamazsanız kapımı yavaşça tıkırdatmaktan çekinmeyiniz. İyi geceler. Uyuyamadınız galiba. Işıkları yakınca uyumadığınızı hissettim de belki size yardımım dokunur diye geldim. Niçin uyuyamıyorsunuz Rıdvan Bey? Sevdiğiniz Fransız kızı rüyalarınıza mı giriyor? Hanımefendi, gecenin bu saatinde bu kıyafetle ikimizin bir odada bulunmasının meydana getireceği kötü tesiri düşünmüyor musunuz? Yoksa korkuyor musunuz? İkide bir de bana korkudan bahsetmeyi rica ederim. Neden ve kimden korkayım? Evlilik bağıyla bağlı bulunmaksızın bir erkekle bir kadının bir odada yalnız kalmasından korkacak olan erkek değil, kadındır. Ben sizden korkmuyorum Rıdvan Bey. Ne yapıyorsunuz Nevzat Hanım? Çıldırdınız mı? Şimdi bütün vücudumun ürperdiğini hissediyorum. Çok yazık. Biraz daha akılsız, biraz daha kadınlarca az beğenilen ve biraz da çirkin bir adam olsaydınız belki sizi sevebilirdim. Fakat ben sizi sevemezdim. Zarar yok. Siz beni sevmemeye devam edebilirsiniz gene. Çünkü ben beni sevmese de güzel ve kudretli bir erkekten zevk almasını bilirim. Bırakın bu budalaca gururu. Size sizden bıkabileceğim zamana kadar bağlanayım. Ve bağlandıkça da saadete, servete gark edeyim sizi. Ulan sahte banknot suratları. Suratını paramparça edip önüne dökeyim de gör. Ne yapıyorsun akrep kuyruğu, çıldırdın mı? Bırak bıçağı elinden. Çekil oradan dışı yılan. Bırak dışını öldüreyim. Ver o bıçağı bana. Bu yaptığın hareketin sana pek pahalıya mal olacağını tahmin edersin herhalde. Bırak diyorum. Dünyanın kaç bıçak olduğunu gösteririm ben sana. Akrep kuyruğu, bırak elindeki bıçağı diyorum sana. Kıskançlık deli ediyor seni. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyorsun. Bir hiç yüzünden ölüp gideceksin şimdi. Aklını başına topla, ölmeni istemiyorum. Sana ihtiyacım var benim. Elini kaldırır kaldırmaz, kurşunu beynine sakla. İstanbul'da onun kadar ustalıkla bıçak atmasını bilen yoktur. Bir saniye geç kalırsan son nefesini verirsin. Kah be! Çek dediğim! Zavallı akrep, ne mükemmel bir erkeksin. Köpek gibi sadık bana. Alın şunu götürün. İşitmediniz mi? Alın aşağı götürün. Sen bırak Ahmet, onlar götürsünler. Burada kalacak işte. İzle, sen de çabuk doktoru al getir. Şu ne yaptığını bilmeyen aptal elinden tabancayı al ver bana. Bekle beni burada, geleceğim biraz sonra. Ben gelinceye kadar sen bu odada kalacaksın Ahmet. Peki. Ona dikkat et, pencereden bakmasına bile müsaade etmeyeceksin. Thank you.
Ne oldu? Adam yaşıyor mu? Kimi soruyorsun? Vurduğun adamı mı? Evet. Öldü adam. Bir adam öldürdüm ben. Katil oldum. Mahvoldum. Sus, ne yapıyorsun? Sesini dışarıdan işitecekler. Peki, söyleyin bana. Öldürdüğüm adamın cesedini ne yaptınız? Öldürdüğün adamın cesedini ne yaptık? Seni ne yapacağız? Bundan sonra ne yapman lazım gelecek, hepsini öğreneceksin. Söyleyin bana Nevzat Hanım. Ne yapacağım ben? Şimdi nereye gideceğim? Hiçbir şey yapmayacaksın ve hiçbir yere gitmeyeceksin. Burada kalacaksın artık. Nasıl kalabilirim ben burada? Bir katil bir evde kalabilir mi hiç? Yerin dibine geçsem bile gene bulup çıkarır, sürükler götürürler beni. Bu eve girenler ben istemeyince bu evden asla alınıp götürülemezler. Söyleyin bana Allah aşkına, siz kimsiniz? Kimdir bu etrafınızı sarmış haydut kılıklı insanlar? Neler cereyan ediyor bu esrarengiz evin içinde? Ne istiyorsunuz? Ne yapmak arzusundasınız? Niçin getirdiniz beni buraya? Beni kim diye tanıyorsan ben o kadınım işte. Beni olduğum kadar öğren ve daha ilerisini arzu etme. Ahmet, dışarı çık. Bu etrafında gördüğün insanlara gelince, onları da uşaklarım, bahçıvanlarım diye kabul et. Evvela şunu iç bakalım. İnsanlar en cüretkar kararlarını en çok sarhoş oldukları zaman verirler. Ya öldürdüğüm adam? Onu da sahibine aşık, vefakar ve sadık bir köpek farz et. Hanımının koynuna giren ve kendisinden başka kimsenin de girmesine tahammül edemediği için her şeyi yapmaya selahiyetli olduğunu zanneden uşak kılıklı sadık bir köpek demek. Nasıl istersen öyle düşünmekte serbestsin. Seni buraya getirmemde iki mühim sebep mevcuttu. Birincisi, güzel ve yakışıklı bir erkek oluşundu. İkinci sebepse birincisi kadar mühimdi. Aylardan beri arayıp bulamadığımız halde garip bir tesadüfün ayağımın ucuna kadar getirip bıraktığı, tam manasıyla işimize yarayacak bir genç olduğunu görmüştüm. Demek ki beni bütün arzularınızı... Sus, sözümü kesme. Sen bir adam öldürdün. Bu öldürmenin haklı olup olmadığını, bir nefis müdafası maksadıyla yapılıp yapılmadığını aramıyorum şimdi. Ben hakim değilim. Yalnız öldürdüğün adamın cesedi aşağıda taşların üstünde yatıyor hala. İki şeyden birini tercih edecek kararını vereceksin. Ya işlediğin cinayetin mesuliyetini yüklenerek en yakın polis karakoluna müracaat edeceksin veyahut seni kurtarabilecek kudrete sahip bir kadının arzularını yerine getireceksin. Hayır, katiyen olmaz. Seni istemiyorum ben. Sevemem asla seni. Bir erkek sevmeden de bir kadına sahip olabilir. İğrenmez misin böyle bir erkekten? Hayır, iğrenmem. Siz bütün ömrünüz boyunca parayla satın aldığınız kadınlara sahip olmaktan iğreniyor musunuz? Bu birinci talebim. İkinci talebime gelince, ihtimal seni şimdi o birincisinden daha çok şaşırtacak. Evleneceksin. Ne? Evlenecek miyim? Evet, evleneceksin. Kiminle? Seni Türkiye'nin en zengin fakat en ahmak kızıyla evlendireceğim. Şimdi de beni herhangi bir menfaatin için eski bir ceket gibi satılığa çıkarmaya mı kalktın? Kiraya mı vereceksin beni? Bu sadece bize ait bir iştir. Ve sen de sadece bu işin bir vasıtası olacaksın. Ya aynen tekliflerimi kabul edeceksin veyahut öldürdüğün adamın cesedini alıp sırtına gideceksin buradan. İkisinden biri. Tekliflerimi kabul ettiğin takdirde sana derhal 10.000 lira vereceğim. Yarın akşam valizlerini hazırlayıp Yalova'ya hareket edecek Termal Oteli'ne yerleşeceksin. Çünkü evleneceğin kız 5-10 gün sonra babasıyla beraber Yalova'ya gelecek. Orada tanışacaksın müstakbel karınla. Şunu da unutma ki beni asla ihmal etmeyeceksin. Thank you.
Haşim Bey'in kızıyla evlenecek genci buldum. İstediklerimizi yerine getirebilecek kabiliyettedir. Ne yaptınız? Sandıkları vapurdan çıkardınız mı? Evvela şunları alın. Dün gece İtalya'dan gelen paketin içinden çıktı bunlar. Sandıkları da vapurdan aldık. Fakat az kalsın yakayı ele veriyordu. Ama güç kurtuldu. Kimin eline veriyordunuz yakayı? Polislerin mi, gümrük memurlarının mı? Polislerin. Bir kas palazı kadar bile aklın yoktur senin. Ne zaman gece bir işe göndersem seni, muhakkak arama tarama ekibi gibi daima peşine bir miktar polis takar, öyle dönersin. Ben bunları şimdi götürür, İzzet Bey'e veririm. Yarın akşam tam saat 8:30'da burada bulunacaksınız hepiniz. Hadi derhal dağılın ve yerlerinize dönün. Fatma'yı 3 numaraya gönderin. Emredersiniz. Buyur sultanım, ne emrediyorsunuz? Doktor akrep kuyruğuna pansuman yaptı mı? Hayır, yapmadı. Daha birkaç gün yapmayacakmış. Ameliyat yeri birkaç gün kapalı kalacakmış. Ağrısı var mıymış? Pek yok galiba sultanım. Yalnız kurşunun çıkarıldığı yerde bir yanıklık duyuyormuş. Ama morfin yapıldığı için onu da hissetmiyor şimdi. Demek umumi vaziyeti iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Doktor nihayet 10 güne kalmaz kalkar ayağa dedi. Gidebilirsin. Rıdvan Şaner için bir daire ayrılacaktı. Evet efendim, sizi bekliyoruz. Evet, benim. Siz misiniz Rıdvan Bey? Evet. Ben Nevzat. Evet, ne istiyorsun? 10 dakika sonra otelde olacağım, beni bekle. Neredesiniz ki 10 dakika sonra otelde olacaksınız? Yalova'dayım. Sen de kendine bir çeki düzen ver. Pelin'i de beraber getiriyorum. Pelin de kim? Adanalı milyonerin kızı.
Tamam şey cevap vermiyor. Biraz evvel odasına çıkmıştı halbuki. Bir garson yollayın lütfen. Hakkı 33 numaraya bakıver evladım. Baş. Rıdvan Bey'le çok iyi arkadaşlık yapacağınızı tahmin ediyorum. Hem de pek yakışıklı bir erkektir. Rıdvan Bey. Rıdvan Bey. Rıdvan Bey. Oo, Rıdvan Bey siz burada mısınız? Hiç haberimiz yoktu. Nasıl olur? Ben odaya baktığımda siz yoktunuz. Ben odamdaydım. Pelin Hanım, hani size Bursa'da gayet kıymetli, samimi bir aile dostumuzdan uzun uzun bahsetmiştim ya. Şu tesadüfe bakın hele, işte Rıdvan Bey karşımızda şimdi. Rıdvan Bey, size Adana eşrafından İrmikoğlu Haşim Beyefendi ile Kerimeleri Pelin Hanım'ı tanıştırmak isterim. Kendileriyle Bursa'da teşerrüf ettim. 10 gün beraber bulunduk bir otelde. Eşlerine az tesadüf edilir, kibar ve mükemmel insanlardır. Sizi tanıştırmaktan adeta zevk duyuyorum şimdi. Müşerref oldum efendim. O şeref bize ait oğlum. Rıdvan Bey de tüccardır efendim. İthalat ve ihracat işleriyle meşgul olur. Münevver, kendisine itimat edilir, mükemmel bir gençtir. Hiç çekinmeden iddia edebilirim ki... Pelin de hayatınızda tanıdığınız ve tanıyabileceğiniz en dürüst kızlardan biridir. Tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum efendim. Ne oldu? Ay Allah kahretsin, ne oldu? Ne olacak, tanışma merasimi o kadar uzadı ki neredeyse kolum bavulun üstünde kalıyor. Buyurun efendim, odanız koridorun ucunda. Buyurun. Nevzat hanımefendi sizden çok bahsetti. O kadar metninizde bulundu. O kadar uzun uzun anlattı ki sizi. Gıyabınızda sizinle tanışmış gibi olduk. Nevzat hanım çok seviyor sizi. Nevzat hanımın sevgisine pek itimat edilmez efendim. Çünkü Nevzat hanım kolay kolay kimseyi sevmez. Saat kaçta teşrif ediyorsunuz hanımefendi? Hemen 15 dakika sonra hareket edeceğim efendim. Vapur 5:30'da. Şu halde izin verirseniz elimizi yüzümüzü yıkar hemen ineriz. Sizi teşhir edeceğiz. Öyleyse biz Rıdvan Bey'le sizi salonda bekleriz. Müsaadenizle. Güzel kız değil mi? Bursa'da kalacaklarını öğrenince İstanbul'dan hareket ederek oturdukları otele gittim. Ve hemen o akşam gayet samimi bir ahbaplık tesis edip kıza senden uzun uzun bahsettim. Benim vazifem burada bitiyor artık. Bundan sonrasını da sen yapacaksın. Hayır, yapamayacağım bunu. Masum bir kızı sırf servetini siz ele geçiresiniz diye bir kaldırım züppesi gibi ifade edemem ben. Hiçbir suçu olmayan masum bir adamı öldürmek, bir genç kızla evlenmekten yahut bir genç kızı aldatmaktan çok daha ağır bir suçtur. İnsanlar ilk büyük günahlarını işlerken düşünmelidirler. Bir kere işlediler mi artık büyüğünü unutup küçükleriyle meşgul olmak, insanı tekrar günahsız bir hale getirebilmek için kafi bir sebep teşkil etmez. Yalova'dan ayrılmadan evvel kızı evlenmeye ikna etmiş olman lazım. Paraya ihtiyacın varsa vereyim. Ya Rabbi, niçin hala ayağımın altındaki yer yarılıp da yerin dibine geçmiyor? Kayaların sivri uçlarında can vermiyorum. Niçin yaşamaya devam ediyorum hala? Evet, gidiyorum Pelin Hanım. Babama acele Adana'dan telefon ettiler, özür diliyor. İyi yolculuklar temenni ettim. Teşekkür ederim. O kadar alıştık ki size Nevzat Hanım. Yokluğunuza nasıl tahammül edeceğiz şimdi anlamıyorum. Arabamız emrinize amade. Rıdvan Bey'le çok iyi arkadaşlık edeceğinizi tahmin ediyorum.
Rıdvan Bey, civarda çok güzel, çok enteresan yerler vardır. Pelin Hanım oraları görmedi. Onu siz gezdirin. Şunu ikiniz de unutmayın ki en iyi arkadaşlıklar en iyi neticeleri doğurur. Nevzat Hanım, sizi mutlaka bekliyoruz. Geleceğiniz günü lütfen telefonla bildirin ki sizi Yalova'da bekleyelim. Herhalde bu hafta olmaz Pelin Hanım. Gelecek haftaya belki. Allah'a ısmarladık. Güle güle Nevzat Hanım. Allah'a ısmarladık. Gidiyor musunuz Rıdvan Bey? Evet, mühim bir telefon bekliyorum. Babam bu akşam beraber yemek yememizi rica ediyor. Memnun olurum. İyi günler. Hadi kızım, yemeğin soğudu. Nesi var benim tonton kızımın? Hiç. Hiç ne demek? Yemek bile yemedin. Söyle bakayım derdini. Ne bileyim ben babacığım. Buramda acayip bir çarpıntı var. O buram dediğin yer kalp. Sonra her an bir haber alacakmış gibi bir heyecan var içimde. Hem bu öyle bir korku ki şimdiye kadar duyduklarıma hiç benzemiyor. Vah benim tonton kızım. Hayatın şimdiye kadar hep boş ve yalnız geçti. Şimdi bu yalnızlık bitecek mi babacığım? Kim bilir, belki de. Şu anda annenin hayatta olmasını ne kadar isterdim. Çünkü bazı mevzular ancak annelerle konuşulabilir. Seninle hayatını birleştirecek insanın yepyeni ve değişik biri olmasını isterdim. Baba, konuşma böyle şeyler. Sabaha yürüyüşe çıkalım mı? Tabii. İşine bayılıyorum. Ben otele giriyorum baba. Hoppala, bu da nereden çıktı? Sabah yürüyüşüne çıkmamızı sen istemiştin. Birdenbire üşüdüm de. kahvaltıyı 33 numaraya mı götürüyorsun? Evet efendim. Kalktı mı? Kalktı ama kimse tarafından rahatsız edilmemesini istiyor. Hadi hoşça kalın. Katip Bey! Katip Bey! Katip Bey! 33 numara bütün iç ve dış telefonların odasına bağlanmamasını rica ediyor. Peki, not edelim. Bir türlü anlamadım. Çok tuhaf bir adam. Kaç gündür odasından dışarı çıktı. Sen karışma. Kim bilir ne derdi var adamın. Size bir şey söyleyeyim mi? 33 numara arka kapıdan gezmeye çıktı. Hadi hayırlısı. Kovuğundan çıktı desene. İşimize bakalım. Hı-hı. Oteldeki kız değil mi? Buralarında yabancı şey. Acaba nereye gidiyor? Küçük hanım nereye gidiyorsunuz? Hiç dolaşıyordum. Buralarda tek başına dolaşılacak bir yer biliyor musun? Tabii, çok yer var. Mesela üç kardeşler çok güzel bir yerdir. İsterseniz sizi oraya götürelim. Peki, hadi götürün. Bizi takip edin öyleyse. Hadi.
Günaydın Rıdvan Bey. Son muyum efendim? Belki de huzurunuzu bozdum, beni affedin. Hayır, ne münasebet. Yani tek başınıza buralarda gördüm de sizi. Onun için söyledim. Yoksa... Bilmiyordum efendim. Madem ki doğru değilmiş, bir daha yalnız başıma dolaşma. Pelin Hanım, şimdi otele mi dönüyorsunuz? Evet efendim, otele dönüyorum. Öyleyse sizi otele kadar götüreyim. Burada bir sürü çoban köpekleri var. Belki korkarsınız yolda. Teşekkür ederim efendim. Babanız nasıllar? Ani olarak İstanbul'a gitti. Yanlış yoldan gidiyorsun. Bu balık küçük gözükür ama tavaya girince büyür. Amanın kefalı orkin olsun benim. Şuraya bak. Hey hemşerim. O balığı nereden tuttun? Bu balığı mı? Dereden tuttum ya. Hay Allah. Biz 15 gündür bu dereye giriyoruz, bir balığa rastlayamadık. Şansınız ya. Sat o balığı bize. Bunlar oteldeki garsonlar değil mi? Evet, balığa geldiler. Üç kardeşlere de beni onlar getirdi. Köylünün balığını satın alıyorlar. Ne yapsınlar, balıkçılığın şerefi var. Buyurun. Al bakalım şu 10 kağıdı. Allah kesenize bin bin bereket versin. Balığımı satarım, keyfime bakarım. Hey yavrum, hey kuzu. Bak 33 numarayla o kız geldi. Hadi hayırlısı. Bizim termal uğurludur. Bunları bu akşam lokantada aynı masaya oturtalım. Bakalım çekirdeğim vazife başına. Hemen balığı geri getir. Ne oluyor hayrola? Selamun aleyküm. Hem balığı sattın hem kediyi yolluyorsun. Ne yaparsın, ekmek parası. Herkes balık avlar, ben de enayi avlarım. Allah seni inandırsın, gün olur aynı balığı 10 kişiye satarım. Bak şimdi görürsün. Hey balığı ver ya, 10 kağıt ver. Hırsız var. Hadi hoşça kalın. Ben balığı kedinin ağzından alayım da yine enayi müşteriler bulayım. Nevzat Hanımefendi ile çok uzun zamandan beri mi tanışıyorsunuz Rıdvan Bey? Hayır. Nevzat Hanım'la uzun ve eski bir dostluğumuz yok. Hatta hiçbir samimiyetimiz dahi mevcut değil. Ben de yeni tanıştım kendisiyle. Halbuki o sizi eskiden beri tanıdığını söylüyordu. İhtimal hadiseleri öyle görmek ve öyle hissettirmek istiyor da onun için. Şimdilik Allah'a ısmarladık Pelin Hanım. Odama çıkıp biraz okumak istiyor. Güle güle. Nereden geliyorsunuz? Nereden? Bu size son ihtar. Bir daha balık yok. Yok. Nerede papyon? Papyon cebimde. Şımarık herif. Çıkar şapkalarınızı. Ciddiyet isterim. Ciddiyet. Garson Bey. Buyurun. Ne yemeği var? Çeşitli yemekler vardır efendim. Mesela kedi kapmış balık kızartması var mı? Allah kedi milletinin cezasını versin. Geliyorum. Böyle buyurun efendim. Buyurun.
Baksana buraya. Yaptığını beğendin mi? Ne olmuş? Kızın ne kadar sıkıldığını görmedin mi? Göster şimdi hünerini bakalım. Şey efendim, sizi yanlış yere oturtmuşum. Lütfen şu masaya geçer misiniz? Kalk bakayım. Bu ne biçim iş? Bu ne tertipsizlik? Aldırma canım, biz de yerimizde otururuz. Laf. İyi akşamlar Pelin Hanım. İyi akşamlar Rıdvan Bey. Şey, gelin de sizi ilerideki masaya oturtayım. Bu akşam iştahınız yok galiba. Çok az yemek yediniz. Neniz var? Acaba sizi bugün münasebetsiz konuşmalarımla üzdüm. Nereden hatırınıza geldi bu Pelin Hanım? Niçin üzüleyim? Üzülecek ne söylediniz ki? Bana bir geceniz hayırlı olsun bile demeden geçip gidiyordum. Affedersiniz Pelin Hanım. Zihnen o kadar meşgulüm ki. Sizi çok iyi anlıyorum. Devamlı bir düşünce ve endişe içindesiniz. Oturmaz mısınız? Oturayım mı, oturmayayım mı bilmiyorum Pelin Hanım. İçim o kadar yüklü ve kapalı ki sizi rahatsız edeceğimden korkarım. Müsaadenizle. Durun gitmeyin. Sizden konuşan hiç kimseyi rahatsız etmezsiniz. Çok iyi bir kızsınız. İnsan sizinle konuşurken, sizin yüzünüze bakarken adeta bir suyun kenarındaymış veyahut büyük bir çiçek bahçesinin tarlaları arasında dolaşıyormuş gibi hissediyor kendini. Derin bir huzur duyuyor içinde. Nasıl söyleyeyim, adeta dinleniyorum sizin yüzünüze bakarken. Size nasıl teşekkür edeceğimi, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hayatımda ilk defa duyduğum garip bir zevkin heyecanları içindeyim. Sizi telefondan istiyorlar efendim. Ben telefonlara cevap vermeyeceğimi otel müdüriyetine zannedersem söylemiştim. Size emir vermediler mi? Hayır efendim. Tabii onlar o emirleri verirken kim bilir hangi balığın peşindeydiniz. Aman beyciğim, 5 çocuğum var. Balıkçılık meselesini duyarlarsa ekmeğimden olurum. Herkesin bir hastalığı vardır bu dünyada. Ne olur affedin. Telefona gitmezseniz işimden olurum. Pekala. Sağ olun, teşekkür ederim. Müsaadenizle Pelin Hanım. Ben de odama çekileyim. Kendimi o kadar yorgun, fakat o kadar mesut hissediyorum ki bu gece. Mesut mu hissediyorum dediniz? Evet. İnanın bana, hiç iyi bir şey yapmıyoruz biz Pelin Hanım. İyi olmayan ne Rıdvan Bey? Bunu şimdilik size izah edemeyeceğim. Fakat şunu unutmayın ki, bir insanın alın yazısı yazılırken onu çekecek olana hiçbir zaman fikir danışmazlar. Bizim ikimizin de çok kötü, çok karanlık bir alın yazımız varmış. İyi geceler Pelin Hanım. İyi geceler Rıdvan Bey. Buyurun. Beyefendi telefon ne olacak? Rıdvan Bey öldü dersin. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak ne var? Şimdi yepyeni bir Rıdvan Bey 33 numaralı odada kalıyor dersin. Cesur, alın yazısına bile boyun eğmeyecek kadar kuvvetli ve ölümsüz. Ti conoscevo santa,
Santa mia. Έτσι πηγιά η ονέστα, έτσι τα μία. Μα όλο που αλλούλε φρασούτα, είχαν τζάστη. Ένι πιτήτσι τώρα, αμάχι τζάστη. Io sogno come un cuoco siciliano. Bakın bir tane daha. Yaşa balık tutma üstadı. Şuraya bak, ne şans be. Hay Allah. Bilemezsin. Sizi çok heyecanlı görüyorum Pelin Hanım. Gözlerinizin o kadar canlı, mesut bir bakışı ve parlayışı var ki. Çok doğru Nevzat Hanım. Hakikaten fevkalade mesut hissediyorum kendimi. Tahmin edemeyeceğiniz kadar mesutum. Benim tahmin edemeyeceğim şey yoktur Pelin Hanım. Onun için şu anda hissettiğiniz saadetin derecesini tayin etmekte de hiç güçlük çekmiyorum. Siz nasılsınız Rıdvan Bey? Siz de benim tahmin edemeyeceğim kadar mesut mu hissediyorsunuz kendinizi? Ben sabahleyin erken geldim. Siz Rıdvan Bey'le yürüyüşteymişsiniz. Neyse ki pederinize tesadüf ettim de onunla uzun uzun konuştuk. Birkaç gece bizden kalacaksınız değil mi? Hayır Pelin Hanım, bu akşam 5:30 vapuruyla döneceğim İstanbul'a. Çok üzüldüm buna. Öğle yemeğine beraberiz. Babanızı alıp yemek salonuna gelin. Biz sizi orada bekleriz. Peki şimdi. Siz lütfen benimle kalın Rıdvan Bey. Sizinle konuşacak bazı mühim işlerim var. Rıdvan Bey, kaç cumadır beni bekletiyorsunuz? Benim bir erkeği uzun müddet beklemeye tahammül edebilecek yaratılışta bir kadın olmadığımı sen herkesten iyi bilirsin. Niçin gelmedin? Gelmek istemiyordum da onun için gelmedim. İstediklerimin ikinci maddesini çok iyi tatbik ediyorsun. Yalnız genç kızın kalbini değil, babasının sevgisini de kazanmışsın. 2 saat fasılasız konuştum. Hemen hemen katliyetle söyleyebilirim ki kızını sana vermeyi kararlaştırmış bu adam. Bütün dünyanın babalarını istersen getirip başıma topla. Gene bana bu masum kızını hayatını mahvettiremezsin. Sus, ne bağırıyorsun, deli misin? Herkes bizim kavga ettiğimizi zannedecek. Herkes umurumda değil benim. Bu kıza aşık oldun galiba. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmek istediğim bu kıza kötülük yapılmaması. Ama dikkat et Rıdvan Bey. Ben sana sadece bu kızla evleneceksin dedim. Kalbini vereceksin demedim. Senin kalbine bir kadının sahip olmasını asla tahammül edemem. Dikkatli davran delikanlı, bu izdivacı sadece bize para kazandırmak için yapıyorsun. Yarın gece saat tam 10'da Çamlıca'da bulunacaksın. Unutma ki 10 dakika bile fazla bekleyemem seni. Oradalar baba. Babam da sizden beraber gidecek bu akşam Nevzat Hanım. Rıdvan Bey ile ben de Yalova'ya kadar sizi geçirmeye gelirim. Yemekten evvel havuza girmek istemez misiniz? Thank you.
Figaro. 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 Ya hayrola, görüyorum ki terfi etmişsiniz. Ne yapalım, balıkçılığın sonu. Ama en iyisi ne biliyor musunuz? Silicilik, günde tam 8 saat, ondan sonra bol bol balık avlıyorum. Hey Hakkı, baksana kedi buradan da balık çalıyor be. Ya bisi bisi bisi, bisi bisi, ya bisi bisi bisi, bisi 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 bisi, bisi. Hay Allah, kaçtı ya. Ya kaçtı Hakkı, kaçtı. Koş 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 koş. Hadi koş koş koş. Ya hay Allah. Hadi. Gel burada. Hadi. Ne oluyor efendim? Aa! Yakınladım, yakınladım. Çıkın! Çıkın dışarı! Çıkın dışarı! Aa, ısındı be! Hay Allah kahretsin! Koş, 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 koş! Ben çıkıyorum. Nasıl çıkacağım? Ben de çıkacağım. Sen çık, çık, çık. Çık, sen çık. Ben çıkıyorum ben. Bana bakın, çıkıyorum. Çık, çık. Bişi. Ay, gel alışın. Gel benim güzel tekirim. Senin kıymetini benden başka kimse bilemez. Sizden uğraşacağız de balık budalaları. Hadi doğru mutfağa. Bu sefer bulaşıkçılık yapacaksınız. Hadi, gel, hadi. Gel. Rıdvan Şener Bey, sizi telefondan istiyorlar efendim. Bir dakika, şimdi gelirim. Buyurun, ben Rıdvan. Ben Nevzat, tebrik ederim Rıdvan Bey. Mesele halledildi. Hangi mesele? Milyoner kızını sana veriyor. Bana yardım edecek, candan bir adama ihtiyacım var. Gayet temkinli, ağırbaşlı bir delikanlı. Yanıma alır, beraber çalışırım dedi. Benim hiç kimseyle evlenmek istemediğimi ona söylemediniz mi? Bilakis, seni de kızını çok beğendiğini, hatta şimdiye kadar evlenmeyi hiç düşünmemiş bulunmana rağmen, bu kızı gördükten sonra içinde... Yalan! Olabilir ama ben bu yalanı doğru diye söyledim. Bu teşebbüse girişmekten sizi men ederim. Yarın Haşim Bey'le buluşacağız. Derhal hazırlıklara başlanmasına karar verdim. Neye karar verirsen ver nafile. Bana bu kızın hayatını mahvettiremeyeceksin. Yapmayacağım bunu. Evlenmeyeceğim Pelin'le. Ne var, ne istiyorsunuz? Sizi takip ettim. Söyleyin bana neniz var? Yarın gidiyorum buradan. Çok fena. Yokluğunuza nasıl tahammül edeceğimi bilemiyorum. Size o kadar alışmıştım ki. Sizin değil, asıl benim bu yokluğa nasıl tahammül edeceğimi düşünmek daha doğru olur. Tahammül edersiniz Rıdvan Bey. Hem de çok iyi edersiniz.
Beni çok hissiz bir adam olarak tanıdınız Pelin Hanım. Hissiz değilsiniz Rıdvan Bey. Dertlisiniz. Bütün varlığınıza hakim olan meçhul bir ıstırabın tesirleri içinde yaşıyorsunuz. Olabilir. Nevzat Hanım ve babam sizin benden evlenmek istediğinizi söylediler. Fakat bütün bunlara ve bilhassa Nevzat Hanım'ın ısrarlarına rağmen sizin benden evlenmek istemediğinizi biliyorum. Fakat Pelin Hanım... Biraz evvel siz telefonla konuşurken tesadüfen hole çıkmıştım. O kadar hiddetliydiniz ve o kadar bağırarak konuşuyordunuz ki... ...söylediğiniz cümleyi duymamaya imkan yoktu. Bana bu kızın hayatını mahvettiremezsin diye bağırıyordunuz. Bu sözlerinizle acaba beni mi korumak... ...yoksa kendinizi mi himaye altında bulundurmak istiyordunuz? Anlayamadım bir türlü. Size hepsini anlatacağım. Dinleyin beni. Hayır, anlatmayın. Hiçbir şey öğrenmek, dinlemek arzusunda değil. Çünkü size karşı duyduğum sevgi ve saygının bilgimden, mantığımdan değil, hislerimden kuvvet almasını isterim. Söyleyin bana. Bir kadını seviyorsunuz değil mi? Evet. Sevmeye hakkım olmayan bir kadını sevdim. Kurtulayım dedikçe daha çok derine doğru indiğimi, çabaladıkça düştüğümü, çırpındıkça kollarında kaldığımı hissediyordum. Nihayet perişan ve şuursuz bir insan halinde başıboş dolaşırken seninle karşılaştım. Senin yanında zaman zaman dertlerimi avutmaya, ıstıraplarımı bile unutmaya başladığımı hissediyordum. Saatler ve günler geçtikçe içimde bir hayat ışığının yeniden yanmaya başladığını anlıyorum. Şu halde benden evlenmenize mani olacak bir kadın yok. Seni mesut edebilecek imkan ve şartlara sahip olamadığım için evlenmekten kaçıyorum Pelin. Sizi seviyorum. Dünyanın en kötü şartları, en korkunç ihtimalleri dahi bir araya gelse... Ruhlarımızın, gönüllerimizin arzu ettiği şeyi yapmaya mani olamaz. Dur, nereye gidiyorsun Pelin? Babama gidiyorum. Bir anda dünyalara nasıl sahip olunabileceğine, bir insanın gökleri, bulutları, yıldızları, göz açıp kapayıncaya kadar geçerek, nasıl hakikat olan hülyaları, rüyaları ile pembe ufuklar üstünde şen ve mesut dolaşabileceğine haber vermeye gidiyorum. Yarınki cumayı sana bırakıyorum. Fakat öbür cuma benimdir. Bekleyeceğim seni. Gelmediğin takdirde bir sonraki cumanın hayatının en korkunç, en felaketli cuması olacağını aklından çıkarma. Ne oldu? Ne var? Hiç. Bir şeye mi üzüldün? Senin yanında insan hiçbir şeye üzülmez. Küçük karıcığım benim. Buraya balayına gelmekle ne iyi ettik. İlk tanıştığımız yer. Her köşede bir hatıramız var. Mesut bahtiyar olursunuz inşallah. Ne o? Şimdi de kapıcı mı oldunuz? Ne yapalım? Balıkçılıktan bir türlü vazgeçemiyoruz. Her defasında da bir ceza. Alo, buyurun. Evet efendim. Ah, Pelinciğimle Rıdvan Bey evleneli bugün tam 15 gün oldu. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yalova Termal Oteli'nde balayındalar. Arkadaşının aradığını söylerim. Adınız Nilgün mü?
Merak etme kızım, unutmam. Tabii, tabii, tabii. Elbette canım, siz de telefon edersiniz. Daha iyi olur öyle. Güle güle kızım, güle güle. Buyurun, burası Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası. Burası Yenigöl Polis Karakolu. Söyleyin ne var? Dün gece büyük bir cinayet oldu. Adanalı pamuk tüccarlarından Haşim Bey'i öldürdü. Kim öldürdü? Katil henüz meçhul efendim. Kimin öldürdüğünü tespit edemedik. Şimdi geliyorum. Ben gelinceye kadar cesede dokunmayın. Hoş geldiniz Nazım Bey. Sizi bekliyordum. İşlenişi bakımından şimdiye kadar eşine memleketimizde ilk defa tesadüf edilen bir cinayet. Katil milyonerin yanına bile yaklaşmadan balkonun bulunduğu yerden attığı bıçakla öldürmüş. Bu kim? Evin emektar hizmetçisi. Beyefendi dün gece kaçta geldi yalıya? Beyefendi dün sokağa çıkmamıştı ki gelsin. Geç vakte kadar da buradaydı. Yalnız mıydı? Hayır. O avukatla karısı gelmişlerdi. Konuşuyorlardı. Dün gece buradaydı onlar. Dün gece burada mıydılar? Neden sonra gittiler? Kim bu avukatla karısı? İsimleri neydi? Hanımefendinin Nevzat, kocasının da... Galiba İzzet. Saat kaçtı gittiklerinde? 9 filan vardı. Zaten küçük hanım evlendikten sonra... Küçük hanım ne zaman evlendi? 15 gün kadar oluyor. Şimdi neredeler? Yalova'nın termal otelinde balayındalar. Siz emniyet müdürlüğüne telefon edin. Ben hemen Yalova'ya gidiyorum. Var üstüne. Başkomiser Nazım Bey sizsiniz değil mi? Evet. Siz de Rıdvan Şaner. Evet. İskeleden ettiğiniz telefonu alınca merak ettim. Hayrola? Rıdvan, kayınpederiniz Haşim Bey'i dün gece öldürdüler. Ne diyorsunuz? Kim öldürdü? Kimin öldürdüğünü henüz bilmiyoruz. Peki nerede öldürdüler? Nasıl öldürdüler? Kayınpederinizin cesedini köşkünün yatak odasında bulduk. Sırtına bir kama saplayarak öldürmüşler. Yanına giderek mi saplamışlar? Hayır. Çok usta bıçak kullanan bir katil. Kaçtan atarak sırtına saplamış. Hayır, olamaz bu asla. Niçin olmasın? Şey, ne bileyim ben, olamaz işte. Rıdvan Bey, Nevzat Hanım isminde bir kadın tanıyor musunuz? Tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Akrabanız filan mı? Hayır, akrabam değil, kocası dostumdur. Yani avukat İzzet Bey, öyle mi? Evet. Kayınpederimin öldürülmesiyle Nevzat Hanım'ın benim tarafımdan tanınması arasında ne gibi bir münasebet mevcut olduğunu tahmin ediyorsunuz ki bana ilk sual olarak dostumun karısını tanıyıp tanımadığımı soruyorsunuz. Anlayamadım bunu. Lütfen izah eder misiniz? Her şeyi sormak ve her şeyi öğrenmek hakkımdır benim Rıdvan Bey. Bu Nevzat Hanım'la avukat İzzet Bey'in nerede oturduklarını söyler misiniz bana? Çamlıca'da oturuyorlar. Pekala, siz ne düşünüyorsunuz bu cinayet hakkında? Beni aydınlatır mısınız? Hiçbir şey düşünemiyorum. O halde bana yardım edin de karınız Pelin Hanım'la görüşeyim. Hayır, katiyen olmaz. Niçin olmasın? Çünkü karım eğer babasının öldürüldüğünü birdenbire duyarsa... ...muhakkak ki büyük bir felaketle karşılaşırız. O kadar sonsuz bir sevgi ve alakayla bağlıdır ki babasına... ...bu ani ölüm haberi onda korkunç bir şok vücuda getirebilir. İstanbul'a ne vakit döneceksiniz? Derhal, kabilse bugün. O halde İstanbul'da bu meseleyi konuşuruz. Çünkü İstanbul'da bize bu cinayet hakkında icap ettikçe malumat verebilecek henüz sizden başka kimse yok elimizde. Beni burada bekleyin.
Oo, hoş geldiniz Rıdvan Bey. Kaç gündür hanım sizi bekliyordu. Niçin girmiyorsunuz? Otomobil bekleyecek mi? Evet. Bahçeye girsin öyleyse. Hayır, kapının önünde duracak. Hanım sizi yatak odasında bekliyor. Doğruca oraya gidin. Ben seni dün gece bekliyordum. Dün gece cuma gecesiydi. Eğer bu gece geleceğini bilseydim... Bilseydin kayınpederimi belki öldürtmezdin dün gece, değil mi? Söyle bana. Çıkar o menhus meşum sesini de cevap ver. Sana saygı ve sevgi göstermekten gayrı hiçbir günahı olmayan talihsiz bir ihtiyarını niçin öldürttün? Sen de söyle bana. Niçin gelmedin dün gece? Seni ta sabahın üçüne kadar bekledim. Sabahın dördünde de kayınpederini öldürdüler. Alçak. Seni de bir dişi köpek gibi içi zehir dolu kafanı eze eze öldürecekler. Merak etme, izinin üzerinde yürüyorlar. Polis benden şüphe mi ediyor? Evet. Nereden biliyorsun? 4-5 saat evvel sorguya çektiler beni. Evlenmeme senin vasıta olup olmadığını sordular. Ve kocanla senin adresini istediler. Sen de verdin tabii. Elbette verdim. Bunu iyi yapmışsın. Bırak bunları da onu söyle bana. Dün gece niçin gelmedin? Hiçbir gece gelmeyeceğim. Ebediyen gelmeyeceğim. Söyle, niçin öldürttün kayınpederimi? Söyle! Servetin karına kalması için. Servet karıma kalırsa ne olacak sanki? Ne olacağını sonra öğrenirsin. Hem bu hadiseyle ayrıca karınla geçireceğim balayını da sana zehir etmek imkanlarını hazırlamış oldum. Bu öbüründen daha mühimdi benim için. Kim fırlatıp attı kamayı? Akrep kuyruğu gebermemiş miydi? Unutma ki emrimde bir sürü akrep kuyruğu var benim. Sonra bu cinayet yalnız bu kadarla da kalmayacak. Senin tamamıyla bu mirasa konabilmen için mevcut engeller... Ne dedin, ne dedin anlayamadım. Mirasa konabilmem için engeller mi var dedin? Evet, engeller var dedim. Bilhassa Pelin. Senin onunla evlenmeni niçin hazırladığımı herhalde tahmin edersin. Hayır, hayır yapamazsınız bunu. Alçaklar, sefiller... Yapamazsınız asla bu canavarlığı. Karıma el sürdürmem size. Ben yaşadığım müddetçe kılına bile dokunamazsınız karımın. Sana bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim Nevzat. Şarjörün içinde 6 kurşun var. Eğer karıma elini uzatmaya teşebbüs edersen... kurşunlardan birini kendime saklar... 5'ini yerin dibinde olsan bile seni bulur... o pis vücuduna boşaltırım. Koy a tabancayı cebine. Tabancanın tetiğini çekmek bir kızın aşkını kazanmaya benzemez. Kolay değildir o kadar. Aptallığın lüzumu yok. Cuma gecesi bekleyeceğim seni. Dikkat et, her şey bitmiştir artık. Sana son ihtarım. Karıma dokunma. Etrafa dikkat edin. Yabancı girmeyecek içeriye. Pelin nasıl? Ancak şimdi uyuyabildi. Babasının ölüm haberini duyduğundan beri bitkin. Ne yiyor ne içiyor. Doktor Rifat Bey teskin edici bir iğne yapmasaydı uyuyamazdı da. Neyse şimdi biraz sakin. Uyuyor. Rıdvan Bey'in evin ahçısıyla bahçıvanın nöbetçi koymasının sebebi ne? Sebebi bence malum. Yalnız bütün mesele sahte avukat İzzet ve avenesiyle Rıdvan Bey arasındaki bağlantıyı çözebilmekte. Pelin? Rıdvan. Salona inerken niçin bana haber vermedin? O kadar güzel uyuyordun ki. Benim güneş kalpli karıcığım. Yapma, ağlama böyle. Seni kederli gördükçe ıstırabın acısını, ateşini asıl ben hissediyorum. Rıdvan, eğer sen olmasaydın ben de olmayacaktım şimdi. Benim
tecrübesiz, harap kalbim bu büyük acıya tahammül edemezdi. Seni buradan alıp götüreceğim Pelin. Uzaklara, çok uzaklara. Havadis yazıyor, hürriyet, cumhuriyet yazıyor. Evet beyefendi, bu ilk kupon Belçika'ya kadar olanı. Kompartıman numarası 27. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Ne var ne yok? Rıdvan Yataklı Vagonlar şirketinden bir Avrupa turu bileti aldı. Sahte avukatın çetesi de tam kadrosuyla peşindeydi. İkinci ekip ne yapıyor? Rıdvan Bey'e ayrı, sahte avukat grubunu ayrı takip ediyorlar. Pekala, neticeden memnunum. Sahte avukat ve karısı Nevzat'ın Rıdvan Bey ve karısından büyük bir intikam alma planı kurdukları meydanda. Ne söylüyorsunuz be budala herifler? Çıldırdınız mı siz? Olamaz bu asla! Nevzat'cığım, aldıkları yatağın numarasını bile öğrendim. 27 numaralı kompartıman. Tren yarın akşam saat 8'de kalkıyor. Olamaz diyorum sana, anlamıyor musun sen? Nevzat'cığım gidiyorlar. Anladığını anlayacağım, bundan ibaret. Adamlarını derhal topla, kendin de hazırlan, 10 dakikaya kadar yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Rıdvan'la karısının bulunduğu köşke. Ne yapacağız orada? Ne yapacağımızı orada öğrenirsin. Benden emir alınır, izahat alınmaz. Evin etrafına nöbetçiler koymuşlar. Evvela nöbetçileri temizleyeceğiz, sonra da onları. Hazırlanın. Nevzat'cığım, senin iştirak edebileceğin bir iş değil bu. Sen gitme. Bırak. Akrep kuyruğu arzuların neyse hepsini yerine getirsin. Hayır, ben kendim gideceğim. Nevzat'cığım, çok tehlikeli bir şey bu. Tehlikeli olmayan şeyin zevki ve heyecanı da olamaz. Halbuki bu gece hayatımın en heyecanlı, en zevkli gecesini yaşamak istiyorum. Pelin'i öldüreceğim. Hayır, yapma bunu Nevzat'cığım. Sen senin tarafından karısının öldürüldüğünü öğrenecek olan, bu hiçbir kuvvete boyun eğmeyen, dik kafalı delikanlının sahip olacağı mirası derhal bize terk ederek elini kolunu sallaya sallaya çekip gideceğini mi sanıyorsun? Sus korkak herif! Havuza düşmüş kedi gibi korkudan olduğun yerde tir tir titreyeceğine bana yardım et de çabucak giyini vereyim. Nevzat'cığım. Konuşmanı değil beni giydirmeni istiyorum. Çünkü sen o kadar korkak, o kadar ihtiyar, o kadar kudretsizsin ki ancak soyunmuş bir kadını giydirebilmekten başka bir işe yaramazsın. Dağılın, hepimiz aynı anda muhtelif kapılardan içeri giriyoruz. Pelin yavrum, hadi odamıza çıkalım. Biraz uyumaya çalış. Saat 3'ü geçiyor. Yarın trende rahatsız olursun sonra. Uyumaktan korkuyorum Rıdvan. Her uykuya dalışta bir daha uyanmayacakmışım gibi içime derin bir korku düşüyor. Gözlerimi yummaktan nefret ediyorum. Yarın akşam bizi alıp götürecek olan tren hareket ettiği vakit dünyanın birdenbire gözlerinin önünde nasıl değişiverdiğini göreceksin. Karına söylediğin son cümleyi işittim Rıdvan Bey. Eğer yetişebilirseniz dediğin doğrudur. Nevzat Hanım! O bizim en büyük düşmanımızdır Pelin. Korkma, seni koruyacağım. Dünya gözünüzün önünde bir saadet yuvası haline gelecek ama korkarım ki yetişemeyeceksiniz o trene. Siz istasyona varmadan tren hareket etmiş olacaktır. İkincisi de yok. Çünkü yarın akşam Sirkeci'den kalkacak tren son tren olacaktır. Nevzat, yapamazsın bunu. Madem ki istiyorsunuz, son trene yetiştireceğim sizi.
Ruhunu kemiren kin, ihtiras ve kıskançlık hislerini mağlup edebilmek için muhakkak birini öldürmen lazım geliyorsa beni öldür. Pelin'in bu hikayede hiçbir günahı yok. Hayır, seni öldürmeyeceğim. Öldürmek seni kaybetmek demektir. Ben seni kaybetmek değil, sana sahip olmak istiyorum. Beni öldürmeden Pelin'e el süremezsiniz. Eğer maksat onun servetiyse... Nevzat, son santimine kadar nem varsa hepsi, mevcut bütün servetim sizin olsun. Bizi rahat bırakın. Uzatmayalım işimizi. Herkes nihayet alnına yazılanı görmeye mahkumdur. Pelin Hanım, kader neyse o olur. Ayrıl karından. Bizi ayıramazsın. Hadi akrep kuyruğu, ayır şunları birbirlerinden. Yakalayın şunları. Hep bağlamıştım, ben hak istiyorum. Silahınızı kullanıyorsanız sizin için. Öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Ne olursun akrep kuyruğu, kendine gel. Öldürmesini bilenler ölmesini de bilmelidirler. İçeri bir adım attığınız takdirde her ikisini birden öldürürüm. Bırakın elinizden silahları. Köşkün etrafı sarıldı. Hiçbir yere kaçamazsınız. Teslim olun. Teslim olmayacağız. Bizi yakalamaya teşebbüs ettiğiniz anda bizimle beraber onların da cesetlerini yerde bulursunuz. Pelin Hanım hazırlanın. Son tren hareket ediyor işte. Vakit kalmadı. Üçümüz de şimdi aynı trenle yola çıkacağız. Tabancamda şimdi 3 kurşun var. İkisi size, sonuncusu da bana. İstemeyerek hayatımın iğrenç bir sayfasını öğrendin. Seninle evlenmemi sırf kendi arzularını yerine getirmek için tertip etmişlerdi. Onlarla nasıl buluştum? Nasıl bu kötü vaziyete düştüm? Hadisenin, hakikatin iç yüzü nedir? Sana bütün tafsilatıyla sonra anlatacağım ama... Arzu ettiğin takdirde derhal senden ayrılmaya razıyım. Hayır Rıdvan. Biz artık ayrılamayız. Her evlilik iyi veya kötü bir tesadüfle başlar. Bizi birleştiren sebep ne olursa olsun, ona çok şey borçluyuz. Biz gidiyoruz artık. İşimiz bitti. Eğer programınızda bir değişiklik yapmadınızsa, iyi yolculuklar dileriz size. Teşekkür ederiz. Ama yalnız bir şartım var Rıdvan. Katiyen Fransa'ya uğramayacağız. Uğramak değil, hudutlarından bile geçmeyeceğiz. Kabul ediyor musun?